Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden devam ediyoruz. Hav, sözlükte korku kelimesiyle karşılanan hav, sufilerce Allah korkusu, akibet endişesi, amellerin kabul edilmeyişinden. Hav, sözlükte korku kelimesiyle karşılanan hav, sufilerce Allah korkusu, akibet endişesi, amellerin kabul edilmeyişinden kaynaklanan korku ve nefsin şerrinden korkma gibi farklı şekillerde anlaşılmıştır. Onlar korku ve ümit içerisinde dua ederler. Secde suresi 16. ayeti hafla alakalı ayetlerden bir tanesidir. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem şu hadislerinde haftan bahsetmektedir. Sütün memeye geri girmemesi gibi Allah korkusundan ağlayan bir kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki toz ile cehennemin dumanı bir kulun genzinde asla bir araya gelmez. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Rablerine dönüp hesaba çekileceklerinden ötürü yaptıkları hayırları kalpleri titreyerek yaparlar. Mü'minin suresi 60. ayeti nazil olunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz'e bu ayette anlatılan insanların hırsızlık yapan, zina eden, İçki içen insanlar olduklarından dolayı mı böyle korktuklarını sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Hayır, bu ayette anlatılanlar oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren fakat bunlar kendilerinden kabul edilmeyecek diye korkanlardır. Hav bir yönüyle gelecekle alakalı bir manadır. Zira kul gelecekte ya başına gelmesini istemediği bir şeyin gelmesinden veya arzu ettiği bir şeyi elde edemeyip onu kaçıracağından ötürü korkar. Bu en geniş dairede cehenneme girme veya cennete girememe şeklinde kendisini gösterir. O yüzden buna akibet endişesi denilmiştir. Allah-u Teala'dan haf, onun dünyada veya ahirette azabına maruz kalmaktan korkmaktır. Zaten Cenab-ı Hak kendisinden korkulmasını, eğer müminler iseniz benden korkun ve benden korkun gibi ayetlerle emretmektedir. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh, havf, haşyet ve heybet olmak üzere korkunun 3 derecesinden bahsetmiştir. Buna göre havf, imanın bir şartı ve sonucu olup, eğer müminler iseniz benden korkun, Ali İmran suresi 175. ayetini bunu ifade etmektedir. Haşyet, ilmin şartı olup, Allah'tan gerçek manada korkanlar ilim sahipleridir. Fatır suresi 28. ayeti bu hususa işaret etmektedir. Heybet ise Allah bilgisi denilen marifete bağlıdır ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Ali İmran suresi 28. ayeti buna bakmaktadır. Ebu Hafs'ın bir kamçı olduğunu, Allah'ın onunla yoldan çıkanları düzeltip hizaya soktuğunu ifade etmiştir. Ebu Hafs, Havf'ı bir de kalbe ait bir kandile benzetmiş. Onunla hayrın ve şerrin görülebileceğini söylemiştir. Şah-ı Kirmani, Havf'ın alameti sürekli hüzün içerisinde olmaktır diyerek Havf'ın tezahürüne atıfta bulunmuş. Ebul Kasım Hakim, bir şeyden korkan ondan kaçar, Allah'tan korkan ise ona kaçar diyerek Allah'a karşı duyulan Havf'ın insanı Allah'a yönlendireceğini söylemiştir. Aynı hususu Ebu Hüseyin Nuri de hav sahibi Rabbinden Rabbine kaçar diyerek seslendirmiştir. Burada mana Rabbin azap ve gazabından onun merhamet vaffına kaçmak şeklinde anlaşılmalıdır. Bir de gerçekten Allah'tan korkan kimse ağlayıp gözyaşlarını silen değil, kendisini azaba maruz bırakacak haramları terk edendir sözü vardır ki bu da aynı çizgide hafın insanı harekete geçirme özelliğine dikkatleri çekmektedir. Ebu Osman da Havf'ın doğruluğunu açıkta da gizlide de günahtan sakınmak olarak ifade ederek Havf salih amel ilişkisine atıfta bulunmuştur. Bir defasında Ebu Ali Dekkak İbn Fureyk'e hasta ziyaretinde bulunmuştu. İbn Fureyk Ebu Ali'yi görünce ağlamaya başladı. Ebu Ali ona Allah'ın izniyle şifa bulacağına dair teselli edici sözler söyleyince İbn Fureyk ona şöyle dedi: Ben ölümden değil, ölümün ötesinden korkuyorum. Reca, kalbin ileride olacak sevimli ve güzel bir işe bağlanması manasına gelen ve ümit de denen reca, kim Allah'a kavuşmayı reca ederse şüphe yok ki
Allah'ın belirlediği o vakit gelecektir. Yani Ankebût suresi 5. ayetinde zikredilmektedir. Reca hakkında en ümit bahşeden ayetlerden birisi şudur. De ki, ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü o gafurdur, çok affedicidir. Rahimdir, merhamet ve ihsanı sonsuzdur. Zümer suresi 53. ayet. Bir kutsi hadiste de reca şöyle anlatılır. Ey kulum, bana ibadet ettiğin, rahmetimi ümit ettiğin ve bana hiçbir şeye ortak koşmadığın sürece senden ortaya çıkan bütün günahları affederim. Sen bana dünya kadar hata ve günahla gelsen, ben seni dünya kadar mağfiretle karşılarım. Seni affederim, günahını aldırmam. Yine insanları recai sevk eden bir kutsi hadiste Allahu Teala rahmetini şöyle ifade etmiştir. Kalbinde arpa ağırlığınca imanı olan kimseyi cehennemden çıkarın. Sonra tekrar kalbinde zerre ağırlığınca imanı olan kimseyi cehennemden çıkarın. Sonra tekrar izzetime yemin ederim ki gecede gündüzde bir an olsun bana iman eden kimseyi asla hiç inanmayan gibi yapmam. Şah-ı Kirmani recanın alamet ve göstergesi olarak Allah'a itaat etmeyi nazara vermiştir. Ebu Ali Ruzbari, havf ve reca bir kuşun iki kanadı gibidir. Kuşun kanatları eşit olduğunda onun uçuşu da güzel olur. Onlardan bir tanesi eksik olursa uçuşunda da sıkıntı olur. İkisi de olmazsa ölümle burun buruna demektir, diyerek korku ve ümit dengesini ifade etmiştir. Hazreti Enes bin Malik'in radıyallahu anh vefatı anında yanına girenlere söylediklerinden bir tanesi şu olmuştur. Size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki Allah'ın affından hiç hesap etmediğiniz kadarını bulacaksınız. Bir defasında bir mecusi Hazreti İbrahim aleyhisselama gelerek kendisini misafir etmesini istedi. Hazreti İbrahim ona Müslüman olması şartıyla ikramda bulunabileceğini söyledi. Mecusi bunu kabul etmeyerek oradan ayrıldı. Sonra Allahu Teala Hazreti İbrahim aleyhisselama, ey İbrahim, niçin sen o mecusiye ikramda bulunmadın? İkram için dinini değiştirmesini şart koştun. Ben bana iman etmemesine rağmen 70 seneden beri onu yedirip içiriyorum. Sen bir gecelik ona ikramda bulunsaydın ya dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim hemen gidip o mecusiyi buldu. İzzet-i ikramda bulundu. Mecusi Hazreti İbrahim aleyhisselama bunu niçin yaptığını sorunca o da olup biteni ona anlattı. Bunun üzerine o mecusi Allah benim için sana bunları mı söyledi deyip Müslüman oldu. Recanın bir yönünü Allah'a karşı hüsnü zanda bulunmak teşkil etmektedir. Bir kutsi hadiste bu hakikat şöyle ifade edilmektedir. Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraberim. O beni içinden zikrederse ben de onu kendi zatımla zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir topluluk içinde yani melekler içinde anlarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Ebu Seyl Sulukiye rüyada çok güzel bir surette gördüklerinde bunu nasıl elde ettiklerini sormuşlardı. Cevabı Rabbime karşı beslediği hüsnü zan sayesinde oldu. Aynı şekilde Malik bin Dinar'ın Allah'a karşı olan hüsnü zanlı sayesinde mağfirete mazhar olduğu rivayet edilmiştir.